Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Bugün bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programı açıklandıktan itibaren oradaki 2020 yılında yapılacak değişiklikler önemli. Dolayısıyla programda geçtiğimiz hafta 15 gün önce yayınlandı. Biraz konuşmaya ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Bir, hem içinde BES'le ilgili önemli değişiklikler yapılacağına atıfta bulunuyor. Ki bunları geçtiğimiz bir programda konuştuk. Ancak ikincisi, bu değişikliklerin de kamuoyunda çok da doğru algılanmadığı sonucuna da vardık. Sizlerden gelen soru ve yorumlar bunu gösteriyor. O yüzden biraz daha bu 2020'de BES'te neler yapılacağını, hangi değişiklikler yapılacağını ve bu değişikliklerin kimi nasıl etkileyeceğini konuşmamız gerektiği kanaatine vardık. Ve bugün de yine buna ayırdık programımızı. Aksa Hayat ve Emeklilik Başkanı Olgun Küntay bizlerle birlikte hem sizden gelen soruları cevaplandıracak hem de benim bu programa yönelik sorularımı cevaplandıracak. Olgun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com ulaşabilirsiniz bize. Soru ve yorumlarınızla da katkıda bulursunuz. Geçmişte olmamış olduğunuz sorular baki. Bunları bir sepete koyduk ve soracağız. Zaten benim sorularım dediğim de onlardan oluşuyor. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Evet, neler değişti? Önce bir genel perspektifte bir bakalım. Resmin bir bütününü görelim. Ondan sonra yavaş yavaş hem önce bir mevcut durumu bir özetlettirelim Sayın Küntay'a. Sonra da değişikliklerin biraz da alt kırılımlarına inelim. Başka pencerelere girelim. Haberimizi bir izleyelim. Yurt içi tasarrufları arttırmaya yönelik adımlar çerçevesinde bireysel emeklilik sisteminde bazı değişikliklere gidiliyor. Buna göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dövizli BES uygulaması ve tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçirilmesinin yanı sıra genç kesimde tasarrufu arttırmak üzere BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Resmi gazetede yayınlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre finansal sistemdeki risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik dövizli BES uygulamasına geçilecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. Vatandaşın kumbara hesabı gibi uygulamalarla finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek ve böylece sermaye piyasaları için uzun vadeli kaynak oluşturulacak. Bireysel emeklilik sistemini geliştirme çalışmalarına ek olarak yurt içi tasarrufları arttırmak için lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak. Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin arttırılması doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışında sistemlere katılımın teşvik edilerek bireysel emeklilik sistemine katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilebilecek. Bu kapsamda alınacak tedbirlerle genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarı arttıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarını iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Evet, özetle değişiklikler bunlar. Şimdi bu değişikliklere gelmeden önce Sayın Küntay, mevcut bir resmi bize çizin. Hani bireysel emeklilik sistemi ikiye ayırıyoruz. Otomatik katılım sistemi diyoruz bir tarafta. Bir tarafta gönüllü BES dedik ona, zaten adını da öyle koyduk. Gönüllü BES'te ne kaç kişi var sistemin içinde ve buradaki biriken fon miktarı nedir? Öncelikle beni misafir ettiğiniz için yeniden teşekkür ediyorum. Her zaman çok büyük bir keyif burada sizinle beraber olmak. Dediğiniz gibi iki sistemimiz var. Birincisi bireysel emeklilik sistemi, 2003 yılında başlayan gönüllü sistemimiz. 2017 yılının başından itibaren de otomatik katılım sistemi adı verdiğimiz bireysel emeklilik sisteminin yeni bir bölümü.
Şimdi rakamlara baktığımız zaman bireysel emeklilik sisteminde, yani gönüllü sistemde 2018 sonu itibarıyla 88 milyar seviyesinde olan emeklilik fonlarının 1 Kasım 2019 itibarıyla 111 milyara yükseldiğini, yani bir yıllık 10 aylık bir dönem içerisinde %25'lik bir artış gösterdiğini, kaydettiğini görüyoruz. Katılımcı sayısı açısından baktığımızda diğer yandan 2018 ve 2019 yıllarında katılımcı sayısı bireysel emeklilik sisteminde az da olsa geriye gitti. Bunun nedenleri var, değineceğim. 2017'nin sonunda 6 milyon 900 bin kişi civarındaydı katılımcı sayısı. 2018 sonunda 6 milyon 875 bin kişiye geriledi. 1 Kasım itibariyle de 6 milyon 817 bin kişide. Yani yaklaşık son 2 sene içinde 100 bin kişi eksilmiş oldu. Fon nasıl artıyor? Yani sayı azalırken fonun artması... İçerideki hem içerideki fonların... Değerlenmeden kaynaklı bir artış. Fonların büyümesi var. Ya aslında giriş yok. Şu anda yeni giriş yok. Mesela anladığım kadarıyla sizin söylemenizle. Şimdi bu işin bu tarafı işte biraz yanlış anlaşılıyor. Fotoğrafa baktığınız zaman ilk bakışta gerçekten böyle algılanıyor ama aslında değil. Örneğin 2009'un ilk 9 ayında 900 binin üzerinde yeni giriş var. Evet. Yani demek ki bu yılın sonu itibariyle 1 milyonu 1 milyon 100 bine geçecek ama bunun karşılığında da 952 bin çıkış var. Ha, çıkış var. Evet, yani otomatik katılım sistemi bireysel emeklilik sistemini yeni girişleri düşürmekten daha çok çıkışları arttırmak yönünde. Otomatik katılım. Evet. Evet. Ya o zaman yeni giriş var ama çıkışlar artıyor. Evet, yeni girişler var, çıkışlar artıyor. Zaten yeni giriş olmasa fecaat. Çünkü otomatik katılıma giriyorsunuz. Eğer iki planı birden yönetmek istemiyorsanız bireysel emeklilikten vazgeçilebiliyor. Böyle bir eğilim oldu. Ama yani girişlerin kesilmemiş olması bireysel emekliliğin geleceği konusunda ümitli olmamız açısından aslında önemli bir şey. Yani BES için hala potansiyel devam ediyor. Yani Türkiye'de 15-24 yaş grubunda 13 milyon kişi var. Yani bu Avrupa'da çoğu ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfus. 18 yaş üstü nüfusunda bugün ancak %15'inin BES sözleşmesi var. Yani dolayısıyla hani BES OKS bir yandan gelişirken BES de pozisyonunu bugün itibariyle korumayı başardı diyebiliyoruz. OKS'de durum ne? Otomatik katılım sisteminde. OKS'de yani. Şöyle 2017'nin başında başladı otomatik katılım sistemi. Orada da 1 Kasım 2019 itibariyle 7.6 milyar lira fon ve 5.3 milyon kişiye ulaşılmış oldu kapsamda. Toplam olarak baktığımız zaman bugün bireysel emeklilik artı otomatik katılım sisteminde, yani Türkiye'nin özel emeklilik sisteminde 12 milyon kişinin üzerinde kişi var. 118,5 milyarda bir fon var. OKS'den çıkışlar devam ediyor mu Olgun Bey? OKS'den çıkışlar devam ediyor. Ama aslında, yeni girişler de var tabii. Şimdi OKS'de tabii yeni girişler de var. Aslında çıkışla kastınız zannediyorum caymalar. Caymalar, evet. Tabii caymalar girişten sonra ilk 2 ay içinde oluyordu. Şimdi 2019'un sadece başında bir yeni giriş dönemi yaşadık. Şu anda yeni giriş dönemi yok. Dolayısıyla caymalar oldu. Yani bugün itibariyle caymaları ve iptalleri göz önünde bulundurduğumuz zaman otomatik katılım sisteminde giren her 3 kişiden 2 kişi çıkmış durumda. Ama bunu mutlaka çok olumsuz bir fotoğraf diye almamak çok lazım. Doğru, çok, çok iyi bir tablo olarak görüyorum. Yani 3'te 1 kaldı belki, evet. Ama 3'te 1 de 5.3 milyon kişiye evet, karşılık ki geliyor. Sizler 2003 yılından bu yana bireysel emeklilik sistemi var. Yani yaklaşık 15-16 yıldır sistem var. Evet. 16 yılda gelinen nokta işte 7 milyon evet, katılımcı. Evet. 2017'den bu yana 2 yılda gelinen 5.3 evet. katılımcı bence müthiş bir şey. Şimdi bir şey soracağım. Toplam ne kadar kişiyi OKS'de sisteme aldınız? Tüm çalışanları aldınız galiba zaten, değil şimdi, mi? Şimdi OKS'de 16 milyon 800 bin kişi sisteme dahil olmuş. İşte 13 milyon kişi yaklaşık özel şirketlerden. 3 milyon kişinin üzerinde de kamu sektöründen.
Ancak aslında almamız gereken kişi sayısı SGK istatistiklerine baktığımız zaman daha yüksek. Özellikle çalışan sayısının 10 kişiyle 49 kişi arasında olan firmalarda ve 5 kişiyle 9 kişi arasında olan küçük firmalarda, daha küçük işletmelerde bazı işverenler sisteme katılmadılar. Yani bu sene başındaki de oydu değil mi? Yani bu evet, sene başındaki 5-9 kişiydi. Yani bu katılmadılar derken, yani bilgi eksikliğinden olabilir, ihmal etmekten olabilir. Ama bu sisteme katılmadılar. Yani çalışanlarını sokmadılar. Çalışanlarını sokmadılar. Evet. Çünkü ne kadarlık bir orandan bahsediyoruz? Şimdi tabii tam olarak bilemiyoruz ama 5-9 kişi segmenti için yani yaklaşık %50 civarında gibi düşünebiliriz. Yani %50 işletme çalışanlarını sisteme dahil etmedi. Küçük küçük işletmelerde. Yani son rakamlara tam hakim olamayabilirim ama yani son baktığımızda %50 civarındaydı. Çok da değişmiş olacağını düşünmüyorum. Ama bunun tabii işverene getirdiği sorumluluklar var. Şimdi onu soracağım. Var mı ceza yaptırımı? Neredeyse sene bitiyor zaten. Şimdi ceza yaptırımı var. Şimdi 30 Haziran 2019'da yürürlüğe giren bireysel emeklilik sistemi hakkında bir genelge var. Bu genelgede işverenden kaynaklanan hatalar nedeniyle ortaya çıkan çalışan zararının giderilmesi ve ödenmemiş katkı paylarına ilişkin her türlü masrafın karşılanması işverenin sorumluluğundadır hükmü var. Ayrıca genel hükümlerde de işlem başına bir 100 lira cezadan da bahsediliyor ama şu ana kadar bunun uygulaması olmadı. Ama bir yaptırım var ya. Var, bir yaptırım var. Kim uygulayacak var bunu? Hazine ve Maliye Bakanlığı mı yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Çalışma? Çok hakim olduğum bir konu değil ama. Ama yani, bir yaptırım olacaktır. Bir yaptırım var. İşte nitekim şu anda da işveren takip sistemi adında bir sistem üzerinde çalışılıyor. Burada Emeklilik Gözetim Merkezi ve SGK'nın dahil olacağı bir kurguda işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gözlemlenebilecek 2020 yılının başından itibaren. O zaman bu konu yönetilmesi daha kolay olacak. Bildiğim kadarıyla bir hakta tanındı galiba sonradan tekrardan, evet, ama orada da bir işe yaramadı pek fazla. Evet, sanırım çok fazla yaramadı. Peki gelelim şu Cumhurbaşkanlığındaki değişikliği. Evet. Cumhurbaşkanlığı 2020 programında gelecek yıl beste yapılacak değişikliklere. Madde madde bize birer cümleyle sıralayalım. Bazılarını ben içinden seçeceğim şimdi. Tabii memnuniyetle. Yani bu arada programın başındaki çekimde çok güzel de özetlemişlerdi arkadaşlarınız gerçekten. Şimdi tekrar etmem gerekirse Cumhurbaşkanlığı yıllık programında bireysel emeklilik sisteminde genç kesimlerin desteklenmesine yer verilmiş. Sözleşmeyi tamamen kapatmadan kısmi para çekme imkanı. Buna değinelim şimdi, bu yanlış anlaşılmış. Evet. Peki. Bir tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağından bahsediliyor ki tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz zaman mevcut otomatik katılım sisteminin kalış süresinin uzatılacağı bir biçime dönüştürülmesi, ilave olarak da kıdem tazminatı reformu yapılıp kıdem tazminatlarının kaydi takip yerine nakdi takip edilip otomatik katılım sistemi içerisinde fon yönetimi aracılığıyla değerlendirileceği bayağı kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Değiniriz. Mesleki tamamlayıcı emeklilik sistemine yine değinilmiş durumda. Fonların sanayinin büyümesine yönlendirilmesinin teşviki hususu var. Ayrıca yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları için de dövizli BES uygulamasının getirilmesi. Şimdi ben var. Bunların içinden birinci maddeyle başlayayım. Bu gençlere bireysel emeklilik sistemi, gençlerin sisteme, BES'e girişini teşvik etmek. Şimdi ben bunu okuduğumda gençlere daha yüksek bir katkı payı ödenecekmiş gibi algılıyorum. Böyle mi, doğru? Doğru mu algılıyorum? Detayları belli olmamakla beraber bizim de bilgimiz bu yönde. Bugün biliyorsunuz bireysel emeklilik sisteminde yaş veya gelir durumu fark etmeden herkes için %25 devlet katkısı, evet, uygulanıyor belli limitler dahilinde. Şimdi bireysel emeklilik sisteminde genç kesim için bunun en az %30 oranında
olabileceği değerlendiriliyor. Gençle kasıt ne oldu? Gençle 20-25 o da 25-30 açık, açık, o da açık bir husus olmamakla beraber. Siz ben girer miyiz? Mutlaka. Biz girersek toplum çoğu girer zaten bu işe. Yani ben yani ilk aşamada 18-24 olarak algılıyorum ama bu yani 18-30 gibi de değerlendirilebilir. Ama çünkü biliyorsunuz artık genç nüfus evet, kavramı evet, değişti. Değişti. Evet. Değişti. Yani. Buna göre mi eskiye göre? Değişti. Evet. Peki. burada girmeyelim, buradan çıkamayız diyorsun. Çıkamayız. Şimdi hayır, şöyle, bu mudur yani %30 mudur? Yani daha yüksek katkı yapılacak. Yani daha yüksek devlet katkısı olacak. Burada tabii amaca da bakmak lazım. Şimdi 7 milyon kişi var, 6 milyon 800 bin kişi var bireysel emeklilik sisteminde. 18-24 yaş arası katılımcılar işte 300 bin kişi. Çok düşük. 300 bin ya kişi. Ya ilgi göstermiyor genç nesil. İlgi göstermiyor, henüz o yaşta tasarruf etme imkanı olur yok. Onu da yani değerlendirmek lazım. Ama diğer yandan baktığımız zaman da bizim 18 yaş altı nüfusumuz 20 milyon kişi düzeyinde. 15-24 yaş arası nüfusumuz dediğim gibi 13 milyon. Dolayısıyla genç kesim ileriye yönelik olarak zaten büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Şimdi gençler desteklenirken bir yandan onların mevcut yapı içinde ağırlığının arttırılması amaçlanıyor. Diğer yandan da onlar genç girip daha uzun süre kalacakları için sözleşmelerin ortalama yaşam süresinin de arttırılması amaçlanmış oluyor. Şimdi gençlerin desteklenmesi önemli. Ancak böyle bir yol açılıyorken mesela düşük katkı payı ödeyebilecek durumda olan diğer nüfus kesimlerinin de benzer şekilde desteklenmesi önümüzdeki dönemde yeniden değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ne yani şu anda gençlere bir ayrıcalık getiriliyor. Ama yaştan bağımsız olarak geliri düşük. Dolayısıyla katkı payı ödeyebileceği katkı payı da tutarı düşük olan kişiler için de yine daha yüksek devlet katkısı imkanı düşünülebilir. Peki. Gelelim bu kısmi çekime. Bu da yanlış anlaşılmış. Kısmi çekim deyince işte çekebilirim, alabilirim gibi şeyler anlaşılmış. Sanırım şu kısmı yanlış anlaşılmış. Basında işte evlilik durumunda işte sağlık sorunu durumunda veya eğitimle ilgili durumlarda bir işte çekiliş yapılacağından bahsedildi. O şöyle yanlış anlaşılmış. Yani sanki bireysel emeklilik sisteminden ayrılabilmek için bunlar mutlaka lazım. Evlenmem lazım veya mutlaka bir sağlık problemi yaşıyor olmam lazım gibi. Bu değil. Bu aslında önemli ve bir anlamda da beklenen bir gelişme oldu. Geçmiş dönemde katılımcılar acil bir ihtiyaçlarıyla ilgili olarak ilk başvurdukları kaynaklardan birisi bireysel emeklilik sözleşmeleriydi. Ki doğal bir tasarruf var. Bir birikim var orada. Var. Yani. Evet. Ama yani diyelim ki oradaki birikimi 15 bin lira ama o anda 3 bin liraya ihtiyacı var. Doğru. 3 bin lira çekme imkanı olmadığı için sözleşmeyi tamamen kapatmak ve işte sözleşmede birikmiş bazı haklarının da kapanması, kaybolması söz konusu oluyordu. Bu soruna bir çözüm olarak getirildi. Yani fon çıkışı ilk aşamada belki bu hayat sigortası da vardı. Hayat sigortalarında nasıl yapıyorsunuz? Hayat sigortalarında var. Hayat sigortalarında kişilerin birikimli hayat sigortalarında uygulamada kişilerin birikimlerinin belli bir oranına kadar olan kısmı kişilere borç olarak verilebiliyor. Ama faiz alıyor şirket. Ha öyle midir? Faiz alıyor ama şöyle yani içerideki parayı aslında sigorta şirketi teminat olarak görüyor. Size bir borç veriyor. Yani onu kendi paranızı almak gibi de düşünebilirsiniz ama yani o ödediğiniz parayı sanki ödememiş gibi kar payı da almaya devam ediyor diğer yandan. Sigortalılar. Peki Oğuk Bey, bu neden sadece eğitim, sağlık, işte evlilik ve konut mülk edinme yani ben onu konuta devşirdim. Niye bu dört şey? Yani mesela başka bir ihtiyaç için, acil bir ihtiyaç için de buradaki birim kullanır. Neden sınırlamaya ihtiyaç duymuş? Şimdi sanırım tamamen serbest bırakılmış olsa yüksek bir fon çıkışıyla karşılaşılabileceği endişesi oluştu. Bu nedenle belli koşullara bağlandı. Hı hı. Ama
Tabii bu koşulların uygulamada ne sorunlara yol açabileceğini de henüz bilmiyoruz. Örneğin eğitim giderleri veya işte sağlık giderleri, yani bir doktor faturası 250 lira getirdiğiniz zaman 250 lira mı çekeceksiniz, ameliyat olursa daha mı çok çekeceksiniz gibi. Yani belki bu zaman içerisinde, yani böyle büyük bir fon çekilişi olmadığı, olmayacağı görüldükçe zaman içerisinde belli süreyi doldurmuş, belli fon büyüklüğüne ulaşmış sözleşmeler için fonun belli bir yüzdesini geçmemek üzere herkese devlet açılacak bir hale, tabii herkese açılacak peki, hale getirilebilir. Şimdi 5 dakikamız var. Şu 5 dakika içinde tamamlayıcı emekliliği bir konuşmak istiyorum sizle. Bir tamamlayıcı emeklilik bir tek bize has bir şey mi? Dünyada da bunun örnekleri var mı? 2, tamamlayıcı emeklilikte kasıtı nedir? Ne ola ki? Peki. Şimdi gerek 2018 bir dakika şimdi buyurun. Bak çok güzel bir şey var. Burada çok güzel bir soru gelmiş. Diyor ki bir izleyicimiz işsizlik nedeniyle de çekebilir miyim? Çünkü ben 8 aydır işsizim. 7 yıllık besteyim. Kısmi çekme kapsamına beni alabilir miyim? Bak güzel bir şey. Evet, çok güzel bir soru. Yani şu anda tanımlı değil. Değil. Ama yani işte bu programların aynı zamanda böyle hani sahadan bize gelmesi, algıları taşıması. Gerçi orada bir işsizlik fonu, işsizlik sigortası fonu var. 6 ay ya belli bir süre oradan yararlanabilir. Belli bir süre. Belli bir süre. Ondan sonra aslında buna bir değinelim biz önümüzdeki programlarda. Şu tamamlayıcı emekliliği konuşalım. Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemini bizim gündemimize girişi 2018 yılı yeni ekonomik programıyla, yani orada ilk defa işte bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağından bahsedildi. Yani bugüne kadar tamamlayıcı emeklilik sisteminin net bir tanımı yapılmamış olmakla beraber bizim mevzuatımız açısından şöyle yorumlamamız lazım. Biz şu anda mevcut otomatik katılım sisteminde katılım süresini uzatacak bazı düzenlemeler bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı programı çerçevesinde. İlave olarak da kıdem tazminatı fonlarının işte mevcut kaydi sistemden nakdi sisteme geçirilip onların da otomatik katılım fonlarıyla birlikte yönetilmesinden bahsediyoruz. Bu ikisine şu anda tamamlayıcı emeklilik başlığını verdik ama kıdem tazminatı reformu bunun olmazsa olmaz parçası değil. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz zaman normalde anlamamız gereken şey ikinci basamak emeklilik sistemi. Yani ikinci basamak dediğimiz zaman da emeklilik sistemleri 3 sütun üzerine oturuyorlar. Birinci basamak Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'deki karşılığı SGK, yani zorunlu kamu emeklilik sistemi. İkinci basamak çalışan ve işverenin birlikte katkıda bulunduğu sistemler. Yani bu sistemler zorunlu yapıda da düzenlenebilirler, gönüllü yapıda da düzenlenebilirler. Ama genellikle Batı ülkelerine baktığımız zaman zorunlu yapıda düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü de tamamen gönüllü katılım esasına dayanan bizim gönüllü beslediğimiz sistemler. Şimdi Türkiye'de ikinci basamak aslında otomatik katılımla başladı. Ancak otomatik katılımda işveren katkısı olmadığı için bir bacağı nispeten eksik kalmış oldu ve belki de çıkışların bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden birisi bu oldu. İşveren katkısı olsaydı mutlaka bugün daha fazla devam eden oluyor olurdu. Şimdi yeni düzenlemeyle bu değişecek. Yani otomatik katılım sisteminde. Ama iki dakika, ama siz normalde yani uzun zamandır bu işveren katkılı planları zaten bazı şirketler kendi çalışanları için de yapıyorlar değil mi? Evet, ama şimdi onun arkasında bir emeklilik sisteminin tamamlayıcısı olma anlamında bir düzenleme olmadığı için onları biz gene gönüllü tarafında belki saymamız daha doğru olur. Yani ikinci basamak emeklilik birinci basamağı tamamlamak üzere dizayn edilen bir şey. Onun için zaten tamamlayıcı emeklilik deniyor ve tek bir uygulaması yok. Yani ülkeden ülkeye çok farklılık gösterebiliyor. Yani bazı ülkelerde yani gerçekten belli bir kısmı tamamlarken belli ülkelerde kamu zorunlu sisteminden daha fazla emeklilik maaşı sağlayabiliyor.
gelir sağlayabiliyor. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de de şu anda ikinci basamak emeklilik sistemini yeniden yapılandırmanın adımları atılıyor. Gördüğümüz kadarıyla işveren katkısı olacak. Büyük ihtimalle işsizlik fonu kesintisinden bir indirim yapılmak suretiyle işverenler üzerine de yeni bir yük gelmeden yapılıyor olacak. Devlet katkısı da olacak. Hı hı. Ama bunun karşılığında otomatik katılım sisteminde kalış süreleri uzatılıyor olacak. Yani çıkışlar bugün olduğu gibi tamamen serbest değil, belli şartlara bağlı olacak. Ama bu zaten genelde dünyada da böyle oluyor ve şeye de baktığımız zaman kapatalım. Yani dünyada da hani başarılı modellerin ortak özelliklerine baktığımız zaman hani zorunlu giriş, şarta bağlı çıkış, işveren katkısı ve etkin iletişimi görüyoruz. Peki. Olgun Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.